Şimdi estetik ameliyatlar nedir? Vücudun dış görünüşünde değişiklik yapan ameliyatlardır. Ama öncelikle estetik nedir? Bu önemli bir soru. Evet. Çünkü her insan birbirinden farklı. Biz belirli oranlar üzerinde konuşursak yanılabiliriz. Yani tek bir insanı alıp doğru oranlar budur diyemeyiz. Yani bir güzellik yarışması yapıp, dünyada da her zaman yapılıyor biliyorsunuz. Ben buna karşıyım ama çünkü herkesin kendine göre bir güzelliği var. Evet, neye göre? Evet, neye göre güzellik? Buna bazı bizim meslektaşlarımız da katılıyor tabii ki jüriye ama seçiyoruz, en güzel bu diyoruz. Yani o zaman bütün insanlar ona benzemeye çalışıyor. Bir örnek olarak sunuyoruz. Bu yanlış bir örneklendirme. Her insanın kendine göre bir güzelliği vardır. Tabii bu sadece dış güzellik değil. Elbette insanların anlaşması için bir iletişim dili var. İnsanın bir kişiliği var biliyorsunuz. Bunların hepsi bir araya gelip bütün oluşturduğunda insan için güzel diyebiliyoruz. İletişim kalp kurabiliyoruz. Evet. Evet, kalp güzelliği çok önemli bir şey. Arkadaş olabiliyoruz, dost olabiliyoruz. Evet. Yani bu hayatın içinde estetik ameliyatları değerlendirmek lazım. Sadece belirli bir idol gibi kabul ederek belirli insanları ona benzemeye çalışmak yanlış. O insanın belirli bir hayatı olabilir. Kendine ait bir hayatı olabilir. Herkesin kendine ait bir hayatı var. O hayat içinde bir estetik ameliyat tercihi olabilir. Ama kendine ait, kendine özgü bir tercih olacak. Ve sonuçta onun önceki altyapısına bağlı bir sonuç olacak. Çünkü estetik hastalarında bir eğilim vardır. İşte fotoğrafta ya da gazetede, televizyonda, medyada gördüğü bir insanı ister istemez kendini örnek olarak evet seçebilir, etkilenebilir. Benim burnum da böyle olabilir, benim göğsüm de böyle olabilir mi, karnım da böyle olabilir mi vesaire. Bu şekilde etkilenme olabiliyor. Ama herkesin kendine özgü bir yüz yapısı var, vücut yapısı var ve biyokimyasal yapısı var. Biz en önce de bunu bilmemiz gerekiyor. Yani estetik ameliyatları dış görünüşü değiştirmek için yapıyoruz ama bir başka insan oluşturmak için yapmıyoruz. Birinci nokta bu. O insanın kendine ait anatomisi üzerinde çalışıyoruz. O zaman tek tip insan tipi olmuyor. Tek tip insan hedeflemek yanlış. Evet. Tabii günümüzde bunu biraz da günümüz hayat anlayışına eleştiri olarak söyleyelim. Kapitalist sistemin insanlara sunduğu tek tip insan yanlış tamamen. Allah herkesi farklı yaratmış, herkese farklı özellikler vermiş, farklı anatomik özellikler vermiş. Hatta biz bunlara anatomik varyasyonlar diyoruz tıpta. Evet. Ameliyat yaparken de bakıyoruz ki bu insanda 99 insanda böyleyken bir kişi de farklı. Bu da böyle yaratılmış diyoruz yani. Onun için herkesin özellikleri birbirinden farklı, kişisel özellikleri de, yaşadığı toplumsal katmanlar da farklı, kesinlikle. Toplumsal sınıflar da farklı. Onun için bir toplumsal, bir sosyolojik sınıftaki insanın çıkıp birdenbire başka bir tarafa geçmeye çalışması da yanlış. Ama insanlar arasında mutlaka iletişim olacak, mutlaka. Toplumsal ilişkiler olacak. Bunları engellemek değil söyleyenlerimiz. Ama herkesin kendine ait, yaşadığı toplumsal sınıfa ait, geldiği, eğitim aldığı, içinde bulunduğu kültüre ait özellikleri var, kişisel özellikleri. Bir de tabii coğrafi bölgenin de insan vücuduna, dış görünüşüne verdiği etkiler var. Bakarsınız bizim ülkemizde de işte coğrafi farklar vardır. Bütün dünyada farklar olduğu gibi ırksal farklılıklar, Asyalılar farklıdır, Avrupalılar farklı yaratılmıştır, Afrikalılarda burun farklıdır, Kuzey Avrupa'da farklıdır, Türklerde farklıdır. Bir de coğrafi olarak da farklılıklar var. İşte bizim İç Anadolu insanı biraz farklıdır. Trakya'nınkisi farklıdır. Karadeniz'in farklıdır. Güneydoğu'nun, Doğu'nun daha farklıdır. Akdeniz evet. bölgesinin farklıdır. Bunlar bir kere yani bizim fenotip dediğimiz dış görüntüyü oluşturuyor. Biz bu dış görüntü üzerinde ameliyatlar yapıyoruz. Ama bu altyapılardan, alttaki faktörlerden etkilenerek bir ameliyat ortaya çıkıyor. Yani bir burnu kaldırıp getirip diğer burnu koymuyoruz. Veya bir göğsü kaldırıp diğer bir göğsü getirip ortaya koyma imkanımız yok. Ancak bunun üzerinde anatomik yapısına sadık kalarak dokuların kanlanmasını bozmadan, fizyolojik özelliklerini bozmadan ameliyatlar yapıyoruz. Estetik ameliyatlar bu. Evet. Şimdi diğer sorumuz. Diğer sorumuz estetik ameliyatların başarısı nedir? Özellikle kimler ameliyat olmalı ve her gelen kişiyi de ameliyat yapıyor musunuz sorusunu sormak isteriz. Evet, bu güzel soru. Tabii. Bunu pratikte uygulayamıyoruz. Her gelen insan genelde ameliyat oluyor ama evet.
herkes iyi aday mı evet. sorusu bizim için soruluyor biz hekim olarak. Şimdi dediğimiz gibi hasta-hekim ilişkisi başlangıçta ideal olarak başlamalı. Yani WhatsApp'tan yazılan fotoğrafla bir şey başlıyor ama ya da iletişim kanalıyla elektronik ortamda. Öncelikle karşı karşıya gelmesi lazım. Ama buradan da virgül koyalım hocam. Demek ki takipçileriniz de fazlasıyla size ulaşmak adına, tabii çok yoğun iş temposuna WhatsApp'tan da size ulaşıyorlar belki de. Elbette ama asistanlarınıza notları ulaştırıyorlar. Doğru, doğru. Mutlaka bir yardımcısı var hekimin bunları organize eden, evet. yapan. Biz buradan başlıyoruz iletişimi ama en sonunda nihayetinde hasta hekim karşı karşıya mutlaka geldiğinde. Mutlaka yüz yüze iletişim. Evet, yüz yüze iletişim çok önemli. Hastanın talepleri nedir? Ne kadar gerçekleştirilebilir bunları konuşmak lazım. Evet. Ben bunu istiyorum demekle olmayabilir. Çünkü anatomik yapısı ona uygun olmayabilir. Hem de böyle belgelerle gelen oluyor mu hocam? Bu şekilde bu şekilde olabiliyor, evet. elbette. Bir insanın yüz yapısı dediğim gibi farklıdır. Elmacık kemikleri çıkıktır. Mandibulası, çenesi geniş olabilir. Alnı ileride olabilir, geride evet. olabilir. Burun kökü basık olabilir. Çenenin alt ucu çıkık olabilir. Türlü türlü değişiklikler olabilir. Göz çukurları çok belirginleşmiş olabilir. Bir anda bir başkasına tek bir ameliyatla benzeyebilmek zor. Ama mevcut olan bozukluğu düzeltip daha iyi ileriye ulaşmak, daha iyisini elde etmek tabii ki mümkün. Bizim amacımız bu. Yani insanın içinde bulunduğu patolojik durum, diyelim ki doğumdan sonra karnı sarkmış veya aşırı kilo almış. Kilo veremiyor. Çeşitli sebeplerle ilaç kullanmasından dolayı, çeşitli hastalıklar nedeniyle. Belki de psikolojik. Psikolojik de olabilir. İçinde bulunduğu hayat şartlarıyla da ilgili olabilir. Hepsi stres olabilir vesaire. Kilo veremiyor. Ama o sarkmış kısımda tabii ki onun daha önceki hayatında olmayan bir tablo. Bundan hastanın kurtulması mümkün. Peki o sarkan kısım vücuda yararı yok. Deformasyonu fazlasıyla evet, deformasyon var. Oluşmuş. Evet. Hem sarkan kısmın iki derinin birbirine temas etmesiyle oluşan terlemeler, evet. Orada mantar oluşması, kötü koku oluşması, bu hoş bir durum değil tabii ki. Özellikle hiçbir insan için. Bu erkeklerde yakın, de evet. olabiliyor, bayanlarda da olabiliyor. Tabii ki yaz aylarına girdiğimizde artık üzerimizdeki paltoları, kıyafetleri çıkardığımızda her şey ortaya çıkacak. Evet. Onun için de tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Şimdiden. Yaza girerken, evet, evet. şimdiden gerekiyor. Peki o zaman soru olarak direkt akıllara, kış aylarında mı ya da yaz aylarında mı daha çok estetik yapılmalı sorusunun cevabını alalım. Burada şu noktadan yola çıkabiliriz. Bir estetik yapılan bölgeye direkt ışığa maruz kalıyorsa, güneş ışınlarına, o zaman ameliyatı kış aylarında, sonbahar kış aylarında yapmak uygun olabilir. Ama yani bu, burun ama mesela. Yok, burun için bunu söylemiyoruz. Yüzde renklilik oluşturabilecek, koyu renk oluşturabilecek durumlar vardır bazı ameliyatlar. Bunlar işte yüzdeki çeşitli lekeler, akne izleri, yani o sivilcelerin oluşturduğu izler, derin izler vesaire, çeşitli lekeler. Bunları biz kimyasal peeling ya da işte mekanik peeling olarak isimlendirdiğimiz ameliyat tekniklerle düzeltebiliriz. Özellikle peeling olan hastalar, mekanik soyma, yani bizim dermabrazyon dediğimiz daha etkili, radikal olanını yaptığımız zaman hastanın güneşten korunmasını isteriz. Veya yüz bölgesinde bir kesi yaptığımız, diyelim ki yüz germe ameliyatı yapıyoruz, işte kulak önlerinden bir kesi yapıyoruz. O bölgelerin güneşe maruz kalmamasını isteriz ama tabii ki bu yüzün mekanik olarak soyulması işlemi sonbaharda ve kışın tavsiye edilen bir işlem. Yazın bir ay mutlak olarak güneşten hastayı korumamız lazım böyle bir hastayı.